burada bir açıklama olacak. Yakınlarına, ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum. İstiklal Caddemiz Beyoğlu'muzun, İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin göz bebeği. Bu hain saldırıyı yapmak isteyenler ülkemizin, milletimizin birliğini, bütünlüğünü hedef almak istemektedirler. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü bozamayacaklar. Bugün burada 6 tane vatandaşımızın, şehit olan vatandaşımızın anısına belediye başkanımızla birlikte karanfil koyduk. Onları hem anmak için hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun gözbebeği olan, Türkiye'mizin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için burada bir mesaj vermek istedik. Devletimiz bu saldırıyı yapanları yakalamıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum bir kez daha. Biz hep beraber buradayız. Tekrar başta Beyoğlu ilçemiz olmak üzere, Beyoğlu halkımız olmak üzere tüm İstanbulluların, tüm ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Tekrar ben geçmiş olsun diliyorum. Evet, milletçe başımız sağ olsun. İstiklal hikayemizin ismini taşıyan İstiklal Caddesi'nde dün hain bir bombalı saldırı gerçekleşti. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz, telin ediyoruz. İnanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye, güçlenen Türkiye, büyük Türkiye, inanıyorum ki Türkiye yüzyılını konuştuğumuz bu günlerde istikrara, birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır. Kaybedilen canlar var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Allah şifalar versin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Güç, kuvvet diliyorum. Ve bütün İstanbul'u, bütün milletimizi, milli mücadelemizin hikayesinin ismini taşıyan İstiklal Caddesi'ne sahip çıkmaya davet ediyorum. İstiklal Caddesi daha canlı olacak, daha huzurlu olacak, daha güvenli olacak ama hep birlikte buna sahip çıkacağız. Bugün itibariyle esnafımızı ziyaret edeceğim. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. İlerleyen günlerde yine esnafımızla beraber, sanatçılarımızla beraber İstiklal Caddesi'nde olacağız. Kimsenin bizi bu anlamda diz çöktüremeyeceğini bütün dünyaya buradan bir kez daha aykıracağız. İnanıyorum ki İstanbullu İstiklal Caddesi'ne, istiklaline sahip çıkacak. Çünkü İstiklal Caddesi istiklalimiz, istiklalimize yapılan bir saldırıdır bu. Güçlü devletimiz 24 saat geçmeden, hatta 12 saat gibi bir zaman dilimi içerisinde faili yakalamış ve emniyet güçlerine şu anda gözaltında. İlerleyen günlerde bir hukuk devleti, anayasal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti gerekli tahkikatları en geniş manada yapılacak. Ve arkasında kim varsa gerekli olan da gerçekleştirilecek, yapılacaktır. Ben inanıyorum ki daha güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Beyoğlu Belediyesi olarak, burada Beyoğlu Belediye Başkanı olarak esnafımızla, milletimizle, Beyoğlu'lu, İstanbul'lu tüm milletimizle beraber istiklalimize sahip çıkacağız. İstiklal Caddemize sahip çıkacağız. Başımız sağ olsun diyorum. Allah birliğimizi daim eylesin diyorum. Ya aynı şey tutmamışsın. Thank you.
Evet.